Mutlu akşamlar değerli izleyenler. İstikamet programımıza yeniden karşınızdayız. Bugünün de gündem değerlendirmesi eğitim üzerine olacak. Eğitimde ele alabileceğimiz önemli hususlar, Yapboz eğitim sisteminin nasıl düzelebileceğine dair mesajlar olacak. Belki de en çok konuşulması, en çok da üzerinde konuşulmadan sürmesi gereken bir meseleyi konuşacağız. Ne yazık ki işte bizim dillendirmek durumunda kaldığımız, ancak gençlerimizin ya da yeni neslin bir anlamda heba edildiği süreçleri yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Eğitim sisteminde öğretmenlerin de muzdarip olduğu konular söz konusu ve yaşadığımız süreç bir anlamda eğitimsizlik desek doğru olacaktır. Ben bir anlamda 21. yüzyılda eğitimin yapboz edildiğini düşünüyorum Türkiye'de ve belki de İslam coğrafyasında bunu söylemek doğru olabilir. Bugün eğitimi ele alacağız. Ülke Ocakları, Konya Ülke Ocakları Başkanı Hasan Koçan Hocam bizimle birlikte. Ülke Ocakları'nın eğitim sistemine etkisi, yetiştirdikleri neslin katkısı ve geleceğe dair mesajlar nelerdir? Onlardan da birlik mesajını bir anlamda almış olacağız. Bakış açısını biraz farklı pencereden tutalım istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Ali Bey. Bilmiyorum doğru tespit midir değil midir? Yapboz eğitim sistemini herkes dillendiriyor bir anlamda. Herkesin dillendiriyor olması hem kötü hem de aynı zamanda bizim bugün bu sistemin kötü olduğunu söylememiz bir anlamda iyi, en azından sistem kötü kardeşim diyebiliyoruz. Bu farklı iki açıdan baktığımız zaman sistem kötü mü sizce de? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, sistem kötü. Eğitim uzun soluklu bir iş. Maalesef ülkemizde iktidarlar değiştikçe, hatta öyle bir hale geldi ki bakanlar değiştikçe ve hatta müsteşarlar değiştikçe bizim eğitim sistemimizde bir takım değişiklikler gerçekleşiyor. Bu da beraberinde pek çok olumsuzluğu getiriyor. Bugün eğitim sistemimizdeki bozukluklar, aksaklıklar, eğitim kalitesinin düşmesi belki de bu yapboz sisteminden kaynaklanmakta diye düşünüyorum. Kişilere göre eğitim sistemi desek o zaman doğrudur milli eğitimde. Maalesef öyle, kişilere göre eğitim sistemi diyebiliriz. Bunu sormuşken milli eğitimin başındaki bakanın daha önce farklı bir bakanlıkta bulunmuş olması, hatta bir kimin sözü de hatırlamıyorum ama eğitim sistemi eğitimcilere bırakılmayacak kadar önemli bir mesele. Aslında eğitimcilerden başkasına bırakılmayacak kadar daha önemli bir mesele olduğu kanaatindeyim. Bu açıdan baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef biz de öyle düşünüyoruz. Bir eğitimci olarak bugüne kadar eğitimci bir bakanla çalışma şansını yakalayamadık. Hep işte adaletten gelme, bürokrasiden gelme, farklı alanlarda ihtisas sahibi olmuş insanlar bizim bakanlarımız oldu. En son ki Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Eğitim'e geçti. Maalesef evet. Yani bu sistemin yapboz tahtasına evrilmiş olmasını ben şöyle küçük bir örnekle ifade etmek isterim. Mesela lise çağında biraderimle mesela konuşuyorum. Kendisinin mesela yazım stilini biraz değerlendirdik. Neden böyle iyi yazmıyorsun, kötü yazıyorsun dedim. Bu benim elimde olan bir şey değildi. Neden dedim? Yani önce bana bir el yazı öğrettiler, sonra düze geçirdiler, sonra bu sistemde bilmiyorum başka türlü yazmamı istediler. Şimdi ben istesem de ikisinin ortasında bir şey yazıyorum diyor. Kendisi de bunu itiraf ediyor. Ondan başkası da belki okuyamayacak düzeyde. Doktor yazısı gibi çocuklar böyle bir yazı yazıyor. Yani evet. Çocukların yazısından ne yaptıklarını ya da kendilerinin söylemlerinden gerçeği biraz da görebiliyoruz diye düşünüyorum. Doğru mu bu tespit? Nasıl bir şey? Doğru söylemiş kardeşiniz. Şimdi zaman zaman ilk öncelerinde biz eğitim sisteminde hece sistemini kullanıyorduk. Daha sonra ses sistemini kullanmaya başladık. Daha sonra yine bu hükümet döneminde yazıda bir takım değişiklikler yapıldı. İşte normal yazıyla yazarken, kitap yazısıyla, matbaa yazısıyla yazarken bitişik eğik yazıya geçtik. Bitişik eğik yazı çocukların el kaslarının gelişiminde bir takım sıkıntıları beraberinde getirdi ve çok güzel yazamadı çocuklar. Bu beraberinde işte sizin de ifade ettiğiniz gibi doktor yazısı gibi karmaşık bir yazıyı getirdi. Ben Türkçe öğretmeniyim. Bazen çocukların yazılarını sökmekte ben dahi zorlanıyorum. O kadar. Yani. Türkçenin kullanımında bir sıkıntı var mı? Mesela bununla ilgili ben meslektaşlarımla, daha doğrusu eğitmenlerle bir iki söyleşi gerçekleştirdiğimde, hatta Hürriyet'te hafta sonu güzel bir yazı vardı.
Türkçe yanıyor, kayboluyor şeklinde bir yazı. Yazının mahareti bir iş yerinde şöyle bir şey geliştirmişler. Türkçenin dışında bir şey kullanıldığında para cezası veriyorlar. Herkes aslında bir ceza değil de kendisi hata yaptığını fark edip yardım kutusuna gidip bir şekilde maaşiyetinden bir şeyler bırakıyor gönlünden geçerek. Bu sayede de Türkçeyi doğru kullanmaya çalışıyorlar. Oradan insanlar bir şey düşünmüş. Demişler ki Türkçeyi ayakta tutabilecek bir şeyler yapmamız lazım, kullanmamız lazım. Aslında bizim bunu okullardan hayata geçirmemiz gerekiyor belki de. Öyle bir döneme evet. geldik. Türkçenin ayakta kalabilmesi biraz da neslin bozulma süreciyle bağlantılı mıdır? Kesinlikle. Şimdi kültürü gelecek nesillere aktaracak olan dildir. Eğer dile sahip çıkmazsak nesiller arasındaki çatışma her geçen gün biraz daha artacaktır. Bugün gerek ilk öğretimde, orta öğretimde, gerekse üniversitede derslerin genel amaçlarından birisi Türkçenin doğru, etkili ve güzel kullanımıdır. Ama maalesef Türkçe dersleri dışında pek çok branş öğretmeni arkadaşımız bu kurala riayet etmemekte ve beraberinde Türkçenin kullanımı, etkili kullanımı, güzel ve doğru kullanımı her geçen gün biraz daha sekteye uğramakta. Bunun en bariz örneği işte çarşıya çıktığımızda tabelalarda karşımıza çıkıyor. Evet. Yani Türkçe tabela kullanımı her geçen gün biraz daha kayboluyor. Giderek yabancı özentisiyle beraber yabancı tabelalar karşımıza çıkmaya başlıyor. Siz şimdi Türkçe öğretmeni de deyince ben konunun tam da güzel noktasına geldi. Bizim birbirimizi anlama noktasında bir sıkıntımız var Türkiye'de insanların. Yani siyasetçilerde bu daha çok ön planda, insanlar anlayabiliyor bunu, görebiliyor. Ama bunun dışında öğrenci öğretmen ilişkisinde, anne baba çocuk ilişkisinde ya da alışverişteki bir iş görüşmesinde bile insanlar birbirini anlamakta, kendi derdini anlatmakta zorlanıyorlar. Hastaneye giden vatandaş da buna dahil, sokaktaki taksici müşterisiyle görüşürken de buna dahil olduğu kanaatindeyim açıkçası. Bizim burada bir anlaşamamazlığımızın sebebi biraz da eğitimden kaynaklı olduğu kanaatindeyim. Ne kadar etkisi var bizim insanlar arasındaki iletişime, zafiyete? Etkisi çok fazla. Bizler toplum olarak bir kere iletişim becerilerimizi kaybetmeye başladık. İnsanlar birbirleriyle konuşmak yerine kısa mesajlarla, sembollerle, emojilerle birbirlerine evet. ifadelerini belli etmeye başladılar. Konuşma ikinci plana atılmaya başlandı. İnsanlar artık bu sohbet, muhabbet ortamları kayboldu. İki kişi yan yana geldiğinde dahi birbiriyle konuşmak yerine telefonla sosyal medya üzerinde mesajlaşma, iletişim kurma yolunu tercih ediyor. Ya ben de bazen yayında mesela konuklarımızla yani gerçekleştirirken bazen telefonda böyle bakıyorum kim ne yazdı ne etti diye. Tabii ben yayın gereği bunu yapıyorum ama bazen bundan dolayı da şüpheleniyorum kendimden. Yapmasam mı? Şu telefonu bir bıraksam mı? Yani direkt diyaloğu sağlayarak kendi bildiklerimizi, sizden duymak istediklerimizi mi yayına aktarsak da izleyici bir dakika dursa mı diye bu soruyu soruyorum. Bu da benim eğitim sistemindeki kendi zafiyetimden kaynaklı olduğu kanaatindeyim. İletişimdeki eksiklik. Bunu düzelttiğimiz zaman nesil neyi kazanır? Yani iletişimi sağlıklı bir nesilden neyi kazanabiliriz? Şimdi bizim ülke ocaklarını da vermeye çalıştığımız zaten temel öğretilerden birisi budur. Amaç yani. Amaçlardan birisi budur. Bizler millet olma şuurunu yitiriyoruz. Toplum olarak bir arada yaşama kabiliyetimizi gün geçtikçe yitiriyoruz. En büyük sıkıntımız burada. Bunun temel nedeni iletişim eksikliği. Bu eksikliği giderebilmek bizim aynı ülkeler etrafında, aynı hedefler doğrultusunda, aynı amaçlar paralelinde hareket etmemizi sağlayacaktır. İletişim koptuğu andan itibaren işte biz olma şuurunu yitirmeye başlıyoruz her geçen gün. Öyle ki günümüzde insanlar birbirlerine misafirliğe gittiklerinde dahi daha varır varmaz işte kablosuz ağ bağlantısının şifresini isteyerek oturmaya başlıyor. Yani, peki bu ayrımcılık meselesiyle aslında örtüşüyor. Sizin gayeniz bu diye ifade ettiniz aslında. En aşağıya tabana bu tohumu ektikten sonra filizlendiğin aslında sorunların da ortadan kalktığını görebiliriz. Yani okullara bunu biraz daha iştigalli bir şekilde daha çok yaymak için de neye ihtiyacımız var? Aileye mi ihtiyaç var yoksa çocuğun akıllı olmasına mı ihtiyaç var? Nasıl bir şey bu? Hayır, işin temelinde eğitim var.
Yine eğitim var. Eğitim var. İşin temelinde eğitim var. Eğitim sistemindeki aksaklıkların bir an önce giderilmesi. Biz bugün gençlerimize, çocuklarımıza yabancı dil öğretmeye kalkıyoruz. Öyle ki çocuk Türkçeyi öğrenememiş, yani Türkçenin kurallarını, kaidelerini, usullerini öğrenememiş. Ama biz bu çocuğa bu kurallarla beraber yabancı dil öğretmeye çalışıyoruz. Yabancı dili öğretemiyoruz. Çok özür diliyorum. Mesela ben bugün gece bir video izledim eğitimle alakalı. Finlandiya'yı örnek gösteriyor. Video oranın nasıl bir eğitim sistemi olduğuna dair. Çocukları sınıflarda tutmuyorlar. Çocuklara fazla ders vermiyorlar. Sokakta eğitim yapıyorlar. Hatta çocuklara çocuk parkı nereye yapılsın diye soru sorduklarında şurası olsun. Çocuklara nerede ne yapılmasını istiyorsunuz denildiğinde eğitmenler geliyor, soruyor, diyaloğu sağlayıp onların istediklerini yapıyor. Toplamda günlük verdikleri eğitim saati de 3-4 saat. Bunun dışındaki bütün verdikleri eğitim sokakta, oyun alanında ya da bir işle, meşgaleyle uğraştıkları yerdeki hayat. Yani hayatı beraber yaşayarak bir anlamda ders vermeye çalıştıklarını söylüyorlar. Toplamda 3 veya 4 saatte günlük eğitim saatleri var. Bizdekini tam tersi. Maalesef. Bizdeki en büyük problemlerden birisi de belki de bu. Biz 6 yaşında çocuğu kapalı salonlara, sınıflara tıkıyoruz. Evet. Ve 6 yaşla 10 yaş aralığında ilkokul döneminde çocuğu 6 saat boyunca ders işlemeye mahkum ediyoruz. Yani spor, okul bahçemizde belli oranlarda spor etkinliklerini yapmaya çalışıyoruz ama çocuk ikili, özellikle ikili eğitim gören okullarda sabah ezanından önce, şu günlerde sabah ezanından önce çocuk okula gitmek mecburiyetinde. Ortaokullarda 35 saat haftada ders görüyor. Ben de ortaokulda, Maraşal Ortaokulu'nda görevliyim. Ortaokulda biz sabah 7'de derse başlıyoruz. Sabah cemaat 7'de namaz alıyor. 7 saat mi sürüyor dersler? Akşam ageza aynı gün. İlk dersi biz karanlıkta işliyoruz. Öğrenciler son dersi karanlıkta işliyorlar. En büyük sıkıntılarımızdan birisi bu. Ders müfredatımız çok yoğun bizim. Programlarımız çok yoğun. Bunların bir kere düşürülmesi gerekiyor. Peki, biz o kanaatteyiz. Ama bunların olması da daha çok eğitim vermek niyetiyle yapılıyor aslında. Ama işte eğitimdeki en büyük çarpıklıklardan birisi bu. Bizim çocuklarımız bir yarış atı misali. Sürekli bir koşturma içerisindeler. İşte geçtiğimiz hafta TEOG sınavları yapıldı. TEOG sınavlarında çocuklar belli bir okula istedikleri bir okula yerleşebilmek için bir yarış mücadele halindeydiler. Ben biliyorum, kendi öğrencilerimden pay biçerek söylüyorum. İşte sabah öğleye kadar okul, öğleden çıktıktan okuldan çıktıktan sonra öğleden sonra etüt merkezleri, kurs merkezleri, akşamında işte verilen ödevler falan derken çocuk bütün gün sürekli soru çözmek, test çözmek, bu mecburiyet içerisinde. Kendisini ifade edebilecek, kendisini anlatabilecek veya rahatlatabilecek etkinlikler, faaliyetler yok çocuklarımızda. Dün aklıma gelmişti, hazır bu gelmişken size ifade edeyim, sorayım. Bakış açınızı merak ediyorum. Mesela öğretmenler için çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Okuyorlar, üniversite hayatına giriyorlar, mezun oluyorlar. Yani diplomasını alıyorlar ki işte öğretmenlik yapabilir diplomasıdır bu. Sonra bir sınava daha giriyorlar. O sınav yetmiyor. Bir başka sınava daha giriyorlar. O sınav yetmediği takdirde geçiş sınavı yapıyorlar falan 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 gidiyor böyle. Aslında öğretmenlik hakkını almış, liyakatını almış bir insanı biz yine birkaç sınava tutabiliyoruz. Güvensizlik var, yetersizlik söz konusu düşüncesi içerisindeyiz. Bunların hepsi bir sorun. Evet. Bu aynı zamanda tabana da yansımıyor mu? Mesela TEOG'la ilgili çok güzel bir örnek verdiniz. Ben de tam şöyle düşünüyorum. Çocuklar aldıkları puana göre değil de hayal gücüne göre diye ifade ediyorsak, istediği, gönlünden geçene ya da yapabileceği becerisine göre bir yere gitmeli. Ama biz alabildiği puana göre de yönlendirme yapıyoruz. Bunlarda hep bir tezatlık yok mu? Tabii. Şöyle bir tezatlık da söz konusu. Biz 4-6-4 eğitim sistemine geçtiğimiz, evet, süreçte İmam Hatipler'in ortaokul bölümlerini açtık. Güzel oldu. Çok iyi oldu. Bu konuda biz çok memnunuz. Ama bu eksik kaldı. Mesela meslek liselerinin, mesleki eğitim veren diğer bölümlerin de ortaokul kısımları açılmalıydı. Çocukların yetenekleri, becerileri doğrultusunda çocuklar yönlendirme yapılabilmeli. O okullara yöneltilme. Her çocuk okuyacak diye bir kaide yok. Veya her çocuk doktor olacak, işte öğretmen olacak diye bir kaide yok. Bizim farklı meslek dallarında da gençlerimize ihtiyaçlarımız var. Çıraklık eğitimine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın da ortaokuldan itibaren karşılanması gerektiği kanaatindeyim. Zira çocukları zorla
ortaokula getirdiğimiz zaman çocuk bir süre sonra farkında sınıfta da kalmayacağının devamsızlık yapmaya başlıyor. Okula gelmediği zaman çalışma imkanı da ve o enerjisini atabileceği olanak da olmadığı sürece işte farklı yerlere gitme temayülünde oluyor ki bunun en büyük acısını biz mesela benim okulum merkezi bir okul. Merkezi okullarda okul civarında işte çocuğu olumsuz olarak etkileyebilecek o kadar faktörler var. Eğitimin ki. Eğitimin dışında her şey var. Her şey var. Farklı mercilere itmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu da ciddi rahatsızlık veriyor. Bazen insan düşündükçe hani beyinde bir yanma gerçekleşir ya, ben eğitim sistemini düşündükçe, konuştukça yani aklımın hayale gelmeyen şeyler ortaya çıkıyor. Mesela sanayiye gidecek gençler gittiğinde hem ustasından eğitimini alıyordu hem de çıraklık eğitimi veriliyordu. Şimdi kesinlikle. Orada bir prosedürlerde zorlamalar ya da bazı meşakkatler söz konusu. Oraya giden insan sayısı az. Son dönemde çıkan bu yeni düzenlemelerle birlikte puantaja göre okula gidilmekle beraber dershanelerin kapanmasında da bir etkiyle beraber kişilerin hangi okula gideceğine dair evrilme söz konusu. Evet. Özgür bir irade yok burada gördüğümüz kadarıyla. Ama sanki ben mesela kendim öğrenci olsaydım, 16-17 yaşında bir lise öğrencisi olsaydım, bugün okula gitmeyi bırakıp dışarıdan okumayı tercih edip günlük hayatımı başka yerlerde, iş hayatına da atılıp yaşamayı herhalde daha çok tercih ederdim gibi geliyor. Evet. Zaten çocuklar da böyle tercih ediyor büyük bir çoğunluk. Şöyle ama ki, çok bir yanlış değil mi? Yanlış. Şöyle ki bizim Avrupa'da olduğu şekilde. Mesela geçenlerde bir orta öğretim mezunlarına biz bir KPSS sınavı yaptık. 3,5 milyon insan başvurdu bu sınava. İş umuduyla. Hem de sınav ikiye bölündü aslında. Orta öğretim 3,5, bir de şey yani, var, ön lisanslar. Ön lisanslar hariç. Sadece orta öğretimde bu. İş umuduyla. Bizim bu çocuğu ilkokul bittiği andan itibaren yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirip ortaokul ve devamında lise eğitimini verdikten sonra işte bu ortaokul ve lise eğitiminde çocuğun yetenekleri, becerileri nelerse o mihverde bir eğitim verip gerekiyorsa bir meslek sahibi yapıp devamında da bir iş sahibi yapabilmemiz ve bu koşturmacadan çocuğu kurtarmamız gerekiyor. Bugün sanayiye gidiyorsunuz, sanayide esnaf çırak bulamamaktan herkes müzdarip. Ailelere soruyorsunuz, çocuklarının okuyamamasından müzdarip. Öğretmenlere soruyorsunuz, eğitimdeki kalitenin, niteliğin düşmesinden müzdarip. Herkes bir şeylerden şikayetçi. Demek ki bir yerlerde bir yanlışlık var. Bu yanlışlıklara bir çeki düzen yani bir raylı sisteme giriş yaptıktan sonra, bir yola girdikten sonra o yolda hani yaşamını idare edecek, sürdürebilecek, hayatını devam ettirecek şekilde olması lazım. Yani bir şekilde boşluğa düşmeyecek. Kesinlikle. İnsan hayatı. Peki bir eğitimci olarak Türkiye'de eğitim sistemi, ben hep yap boz diye ifade ediyorum ama size göre yani sorumlu olarak gördüğünüz noktalarda var, ifade ettiğiniz noktalarda. En çok muzdarip olduğunuz nokta neresidir? Şimdi tabii eğitimde sıkıntı çok fazla. Yani bunda personel açığından başlayın, işte öğretmenlerin sosyal statüsünden, itibarsızlaştırılmasından, öğrencilerin davranış bozukluklarından, öğrencilere karşı herhangi bir yaptırımın uygulanamamasından, pek çok sıkıntı var sıralayabileceğimiz. Bunlara hepsini belki ayrı birer program olarak işlemek daha uygun olur. Ama sıkıntılar çok fazla. Öğrencilere neden yaptırım uygulanamıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Çocuk, hepimiz bu çocukluk evresinden geçtik. Hepimiz bu dönemi atlattık. Bizim çocukları disiplin edebileceğimiz bir yaptırım süreci yok. Yani çok uygulanmıyor. Ben kendimi hep, yani insan kendini örnek alması lazım ki başkalarına laf etmesin diye. Ben hep kendimden örnek vereyim. Yani ortaokulda yani hocasının karşısında şu halden kaçmayan, lisede de sıradan kalkmamış bir öğrenci profilindeydik biz. Yani hem de Konya Gazi Lisesi gibi bir okuldan bunu söyleyebilirim. Yani öğretmenlere, eğitimcilere karşı saygıyı da buna dikkate alarak söylüyorum. 10 yılda, yani 5 yılda ne değişti ya da? Çok şey değişti. Yani şu anda bırakın ceketin önünü iliklemeyi, öğretmene her türlü müdahaleyi yapabilen, aileden aldığı cesaretle veya öğretmenin itibarsızlaştırması neticesinde öğretmeni bir hiç gibi gören, belki de öğretmenlerdeki işte
bazı öğrencilerle sosyal statülerinin öğretmenlerin üstünde olması veya ekonomik güçlerinin öğretmenlerinin üzerinde olması, öğretmene uygulanan bu tür baskılar öğretmeni itibarsızlaştırdı toplumda. Öğretmen dolayısıyla biraz özgür değil o zaman. Değil. Yani her alanda yani, özgür değil belki de. Yani bunu ekonomik olarak alabilirsiniz, sosyal olarak alabilirsiniz, özgür değil. Öğretmen itibarsızlaşma meselesi sadece mesela özgürlüğe mi dayanır yoksa konjonktür demek herhalde belki daha doğru olacak. Konjonktürün tabii büyük payı var. Nasıl aşarız peki bu sorunu? Şimdi bir gün öğretmenin anne baba olabileceği dönemi arzuladığım için soruyorum. Evet. Bir gün Atatürk'e soruyorlar, milletvekili maaşlarında bir artırım yapılması noktasında öğretmen maaşlarını geçmesin diyor. Öğretmen kendisini yetiştirebilecek, geliştirebilecek, sürekli tekamül içerisinde olabilecek ekonomik özgürlüğe sahip olmalı. Ama biz bugün öğretmen olarak sürekli bir kaygı halindeyiz. Ekonomik kaygı halindeyiz, geçim kaygısı halindeyiz. Bazen ayda bir kitap alamadığımız, günde bir gazete alamadığımız dönemler oluyor. Dolayısıyla öğretmenin kendisini yenileyebilmesi, geliştirebilmesi, tekamül edebilmesi için bir kere ekonomik bağımsızlığının olması lazım. Öğrenciler o zaman öğretmenlerinden hediye kitap alamıyorlar. Yani ben şeyi hatırlıyorum, öğretmenlerimizin hediye ettiği kitapları özlüyorum mesela. Alamıyorlar. Çünkü öğretmen kendisine de kitap alamıyor. Mustafa çok Kemal Atatürk'ün ifadesini dikkate alacak olursak, dile getirdiniz. Milletvekili maaşı öğretmen maaşını geçmesin. Yani bugünkü şartlarda 4000 lira 24 bin lira herhalde aşağı ortalama vermek gerekirse. Aşağı yukarı. Altı misli bir oran söz konusu. Bu nasıl bir etki? Yani bu tamamıyla topluma da etkiliyor mu mesela? Yani vekiller söz sahibi kimseler ama eğitimci, geleceğe dair insan yetiştiren de öğretmenler. Tabii öğretmenler hani her 24 Kasım'da böyle güzel sözlerle bir takım vaatlerle anılır, hatırlanır. Ama o sadece 24 Kasım'da kalır, arkası gelmez. Ve en çok kullanılan cümlelerden birisi de şudur. İşte vekili de yetiştiren, hakimi de yetiştiren, savcıyı da yetiştiren, doktoru da yetiştiren öğretmendir deriz. Ama bir de öğretmene sormak lazım. Yani gerçekten öğretmenlerin hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda ciddi sıkıntıları var. Peki bir öğretmen ne ister? Hazır yani siz yakalamışken bir öğrenciden ne ister bir öğretmen? Ya da ailesinden. Yani bizim aileden istediğimiz bir kere çocuklar bizim çocuklarımız. Yani bu noktada bizler toplumun geleceği için mücadele eden insanlarız. Gençliğin bu milletin geleceği olduğu noktasında her öğretmen bu şuurdadır. Bir kere çocuğunu gönül rahatlığıyla öğretmenine teslim edebilmeli. Önceden tabii ben bunu çok doğru bulmuyorum ama işte anne babalar eti senin kemiği benim diyerek çocuğunu öğretmene teslim ederken bizler kasap değiliz tabii. Yani et kemik ayırma noktasında değil bu ama bu güveni öğretmene verebilmeli. Öğretmen huzur içerisinde. Bunlar bizim evlatlarımız. Ne yaparsam kendim için değil toplum için, millet için yapıyorum şuuruyla o çocuğa yaklaşabilmeli. Ama o öncelik bu. Eti kemiği seninden kastı hani ben az önce anne baba olmalı derken tam da mesele oymuş gibi. Yani ben bunu ifadeyi öğretmene mesela ben kullanıyorum. Hocam çocuk sizin çocuğunuzdur deyip dönüp gidiyorum. Hatta biraderim bana kızdı. Ya ben senin kardeşinim yani onun çocuğu onun kardeşi değilim. Biraz insan bana bakar. Hani birazcık kollar mantığıyla. Benden daha iyi kollayacağına inanarak öğretmene teslim etmeyi daha kabul görüyorum. Yanlış mı aslında? Böyle olması gerekmiyor. Doğru tabir bu zaten işte. Çocuk sizin çocuğunuz. Gerçekten o çocuklar bizim çocuklarımız. Öğretmenler olarak biz o noktada hemfikiriz. Ama maalesef okul, aile ve öğretmen işbirliği çerçevesinde bazen aile baskın rol oynuyor. Öğretmene bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Bu da öğretmeni huzursuz ediyor işin biraz öğrencilere çok iş var. Biraz da anne babaya iş biraz fazla düşüyor. Şimdi benim şahit olduğum, tanık olduğum pek çok olay var bununla ilgili. Anne babalar öğrencilere tamam güvenelim,
onlara sahip çıkalım, arkalarında duralım. Ama mesela en çok yaşadığım, huzursuz olduğum olaylardan birisi, geliyor, ben de sınıf öğretmeniyim, sınıf rehberlik yaptığım bir sınıfım var. Veliler geliyor, işte hocam şu öğretmenimiz şöyle şöyle yapıyor. Çocuğun yanında öğretmen hakkında olumlu ya da olumsuz kanaatler belirtmeye başlıyor. Evet. Bir kere çocuk orada o öğretmen hakkındaki olumlu kanaatlerinin tamamını yitiriyor. Sen olumsuz kanaatini. Bakış açısı değişiyor. Aynen. Bu sefer öğretmenle uyum problemi yaşayınca, uyum problemi yaşamaya başlıyor. Uyum problemi yaşamaya başlayınca da zaten eğitimdeki nitelik gün geçtikçe düşüyor. Çocuğun gözündeki öğretmen profili bütün öğretmenler için aynı şekilde bir anlamda değişiyor ister istemez. Kesinlikle. Yani maddi manevi diye belki ifade edilmesi daha doğru da gelebilir ama bu boyutu aşmamız da lazım. Yani bugün gerçi asgari ücretliler ayrı bir sorun yaşıyor. Bilmiyorum. Öğretmenler ayrı bir sorun yaşıyor. Muhakkak ki inanıyorum öğretmenlerin yaşam düzeyi daha ferah olduktan sonra öğrencilerin kazanacağı çok şey vardır. Bundan kesinlikle hiç şüphe duymuyorum. Ama bunu sağlayabilecek etken de hem devlet hem de halkın bu güveni vermesi de lazım. Yani gerçekten öğretmenlere bir sahip çıkmak istiyoruz demek de lazım. Bunu demek için de illaki bir düşünce ikliminde bir şey değişmesi mi lazım? İnsanların bunu idrak etmesi için neye ihtiyaç var? İllaki yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani öğretmenin kaybolan itibarının geri verilmesi, sosyal statüsünün tekrar tavan yapması gerekiyor. Burada devlet politikaları esas faktör. Aileler de bu şuura eriştirilmeli bence aile eğitimleri aracılığıyla. Yani devletin silah yerine kalemi konuşturması kesinlikle lazım. Kalemi konuşturabilmesi için de öğretmeni teslim etmesi gereken şeyler var. Kesinlikle. Öğrenciyi nasıl aile teslim ediyorsa öğretmenine de devletin birçok şeyi idare ettirmesi lazım. 21. yüzyıldaki genç nesilden beklentiniz. Asıl belki de geleceğe dair ümitli misiniz? Önce onu sorayım. Biz gençlikten ümidimizi hiç yitirmedik. Ümit yani, varsınız. Ümit varız bu noktada. Ülke ocakları olarak da bizim temel hedef şeyimiz gençler. Gençlerin işte bu ülkenin geleceğinin teminatı olduğu noktasında ümit varız. Bu çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Ülkücü hareketin temel felsefesi insan üzerine kuruludur zaten. Dolayısıyla insana yapılan hiçbir yatırımın boşa olmayacağını, hatta en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bu amaç doğrultusunda da, bu hedefler doğrultusunda da gençlerin eğitimi noktasında bir takım faaliyetler sürdürüyoruz. Konya'daki çalışmalarınızda etkinlik boyutu nedir? Ya da en sonki faaliyetlerinizi dikkate alacak olursak bir resim sergisi de açtınız yakın zamanda. Evet. 25 Kasım bu doktrinin bağımsız durumunda olan başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğum tarihi 25 Kasım 1917. Bu yıl 99. yıl dönümünü 99 fotoğrafla kutlayalım istedik. Bu kapsamda Kayalı Park'ta bir fotoğraf sergisi açtık. Başbuğumuzun kitaplarının tanıtımını ve satımı yaptık. Orada işte bir lokum kolonya ikramımız, bir su ikramımız oldu. Başbuğumuzu fotoğraflarla anmak istedik. Bu Türkiye genelinde bir çalışmaydı. Türkiye genelinde bütün il merkezlerinde yapıldı. Hatta Denizli'de de bir olumsuz bir şey oldu. Bir saldırı da yapıldı bu sergimize. Küçük bir şeydi ama atlatıldı. Sayın Bahçeli bazen provokasyona gelmeyin uyarılarında bulunuyor. Ocaklara. Ocaklar hep sert, böyle haşin insanların olduğu yer olarak gözlemleniyor. O haşinlik biraz da galiba Türklükten gelen bir duygu seri olarak düşünüyorum ben. Evet. Bu bakış açısının farklı olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ülkücü gençler, biz ülkücüler bir yönü Yavuz, bir yönü Yunus olan insanlarız. Yani biraz açarsak nasıl olur? Açarsak şöyle, normalde Yunus misali boynunu bükmeyi bilen, o mütevazilik içerisinde yaşayan nesilleriz. Ama Türklüğe, Türklük dünyasına, İslam davasına bir saldırı, bir taarruz olduğu zaman Yavuz misali
kılıcımız keskin olur. Bunu biraz da şeyle bağdaştırsak doğru olur mu? 15 Temmuz'da mesela 15 Temmuz'daki ilk karşı duranlar olarak yer aldığınızı söyleyecek olursak herhalde doğru olur. Evet, 15 Temmuz'da gece ilk sokağa çıkanlar liderimizin de öncülüğünde bizler olduk. Darbeye gerekli karşılığı verdik diye düşünüyorum. Yalnız mesela İzmir'de herhalde bir genç arkadaş hayatını kaybetti. Menfur bir saldırı aslında. Öyle bakmak daha doğru. Fırat Çakıroğlu en son şehitlerimizden. Provokatif bir eylem olmadı. Karşı bir duruş belki farklı şekilde sergilenmedi. Yani ortaya konulan duruş tamamıyla belki de sükunetti. Daha farklı şeyler de olabilirdi. Bunu sağlayan, bunu gözlemleten, bunu hissettiren sebepler nelerdi? Mesela sağduyu sağlayan şeyler. Biz liderimizden aldığımız talimatlar doğrultusunda her zaman hukukun üstünlüğünden yanayız. Yani hukuk herkes için geçerli, herkes için olmalı. Hukuku insanlar kendileri tesis etmeye kalkışırsa toplumda anarşi alıp başını gidecektir. Evet, Fırat Çakıroğlu şehidimiz, biz onun acısını yaşıyoruz ama katillerinin cezalarının verilmesi noktasında da sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Ümit var dediniz. Oradan devam edelim. Ülke ocaklarına yine geliriz. Türkiye gençliğine dair mesajları dikkate almak lazım. Mesela 93 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman yeri geldiği zaman belki zor, meşakkatli dönemler diye ifade edilse de bölünmeden ayakta kalmış. Hakikaten zor savaşları da belki de geride bırakmış bir süreci geçiriyoruz. Önümüzde de belki böyle bir dönem de olabilir. Bunu nasıl olacağını bilemeyiz. Bölünme bölünmeme muhabbetleri söz konusu. Neslin korkusu var mı böyle bir şey, yoksa nesil nasıl bir duygu içerisinde? Bir kere biz ülkü ocaklar olarak, ülkücü gençler olarak bu ülkenin bölünüp bölünmemesi noktasında kanımızın son damlasına kadar feda etmek noktasında hiç çekinmeyiz. Bölünmemesi noktasında inisiyatifimizi her zaman kullanırız. Ne gerekiyorsa da yapmaktan çekinmeyiz. Yani yeri ve zamanı geldiğinde biz hep varız diyorsunuz, değil mi? Varız her zaman. Hiç gözümüzü kırpmadan. Peki bu muhabbetlerin olması sizi rahatsız ediyor mu? Mesela Türkiye Cumhuriyeti koskoca bir devlet bu noktaya gelmiş olması. Yani aslında bu bir anlamda da eğitimsizlikten, yönetimsizlikten kaynaklı olduğu için soruyorum. Tabii rahatsız ediyor. Ciddi anlamda rahatsız ediyor. Biz bu topraklar kolay alınmadı. Verilen mücadeleleri hepimiz biliyoruz. Dökülen kanları biliyoruz. Her bir karış toprağımız şehit kanıyla sulanmış. Bizim feda edilecek bir parça toprağımız dahi yoktur. Hepsi şehit kanıyla sulanmıştır. Bu noktada biz ülkücü gençler olarak teminat olacağımızı taahhüt ediyoruz. Peki ocaklara katılımlar nasıl? Güzel. Yani biz ülke ocakları olarak eğitim faaliyetlerimiz, kültürel faaliyetlerimiz, sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor. Ve her geçen gün gençlerin büyük bir teveccühüyle karşılaşıyoruz. İşte eğitim faaliyetleri noktasında biliyorsunuz belki biz bir takım ülke evleri açtık. Bir yurt ve ülke evleri açtık. Gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla Kredi Yurtlar Kurumu'na yüksek öğretim gençliğinden sadece %17 oranında bir yerleşim söz konusu. Üniversitede okuyan gençlerimizin en büyük problemlerinden birisi barınak problemi. Biz de bir nebze olsun gençlerimize yardımcı olabilmek için Konya bazında yaklaşık 20 civarında ülke evi açtık. Bu ülke evlerinde toplamda 100'e yakın öğrencimiz barınmakta, ülküdaşımız barınmakta. Bunların iaşeleri, kiraları, işte ısınmaları, bu noktada biz ocak olarak üstümüze düşenleri yapmaya çalışıyoruz. Burada aslında çok önemli bir mesele var. Mesela belli bir sayıda öğrencili hemhariç oluyorsunuz, hiç berabersiniz. Bir, onların eğitim düzeyinde birliktesiniz.
bir başka boyutta onların hayata tutunması noktasında yardımcı oluyorsunuz. Evet. Aldıkları eğitimin de dışında bir duruş öğreniyorlar. Konya'da ya da diğer şehirlerde yine AK Gençliğin de söz konusu bazı yerleri var. Yine Milli Görüş'ün de aynı şekilde yerleri var. Ya da STK'lar buna benzer vazifeleri yapmaya çalışıyorlar. Devlet eliyle bu konuda biraz zafiyet söz konusu. Yani FETÖ diye ifade edilen, evet, terör örgütünün son yıllarda yapmış olduğu yapılanmada temel olarak aldığı belki de başlangıç noktasını bu evlerle sürdürdü. Dershanelere devam ettirdi. Diğer yerlere yerleşti ve bir şekilde işgal girişimine kadar uzandı. Buralarda eğitim seviyesinden ziyade insanlarla bir arada kalıp beraber yaşayarak o duruşu, yani siz ülküdeşlikten bahsettiniz, bunları vererek insanlara belki de sorunların çözümü noktasında adımlar atılması gerekir. Bunun bilinci nesilde var mı mesela? Daha önce mesela dershane boyutunda ya da evlere gönderim noktasında vatandaş bir anlamda kandırıldı. Evet. Ya da imkansızlıktan kaynaklı çocuğunu o okula vermek zorunda kaldı. Bunların önüne geçebilmek için de devletin yapması gereken şeyler de var mıdır mesela? Tabii eğitim asli olarak devletin işi olmalı. Bugün halk nazarında FETÖ'nün işte bu kirli yüzü ortaya çıkmadan önce itibar kazanmasının temel faktörü belki de bu eğitimi vermiş olduğu veya gösterdiği önem diye düşünüyorum. İşte bu eğitim alanındaki çalışmalarını sizin de ifade ettiğiniz gibi kurs merkezleri, etüt merkezleri, evler, cemaat evleri, yurtlar, dershaneler bu şekilde halk nazarında bir itibar kazanmışlar. Ama asıl olan devlet olmalı. Devlet bu ihtiyacı bence kendisi karşılamalı. Bugün yaşadığımız, karşımıza çıkan en büyük problemlerden birisi, gerçekten bu millet 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattı. FETÖ illetinden kurtulduk. Bu illetten kurtulurken yalnız şöyle de bir hataya düşülüyor. Onların boşalttığı işte dershaneciliktir veya yurtçuluktur, bu tür alanlarda merdiven altı yapılar aracılığıyla farklı bir takım cemaatler, tarikatlar, yapılar türemeye başladı. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Bu işin asli unsuru devlet olmalı. Bu şeye benziyor. Yani Demirel'in 6 defa gidip 7 defa gelmesi gibi bir durum söz konusu. Türkiye'de eğitim sistemi de buna benziyor. Yani eğitim başkasının tekeline bırakılamayacak kadar önemli ve devletin belki de elinde kalması gereken bir konu. Bunu sağlayabilecek etkenler, Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda başarısız bir bakanlık. Yani bunu herkes söyleyebilir herhalde. Tartışacak bir konu olduğunu sanmıyorum. Önüne geçirebilecek düzeyde adımlar atılması için nelere ihtiyaç var? Yani şu an okul yapılıyor, bina yapılıyor. İşte sizin bahsettiğiniz İmam Hatip ortaokulları açılıyor ama bunlar çözüm olmuyor. Evet. Burada asıl olan tabii eğitim programlarının güncellenmesi. Öncelikli olan bu. Bizim eğitim programlarımız çok yoğun bir şekilde geçiyor. Yani biraz önce de ifade ettik bunları. Çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren bir yarış atı modunda sürekli bir koşturma içerisindeler. Öncelikle eğitim programlarımızın güncellenmesi gerekiyor. Bir diğeri personel ve öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekiyor bir şekilde. Ülkede mevcut olan öğretmen açığının bir an önce giderilmesi eksik gerekiyor. Eksik çok mu? Yani var çok, mı fazla? Çok. Yani tabii bu dönem biraz daha arttı. Bu FETÖ ile bağlantısı olan bir şekilde eğitim camiası içerisindeki insanların açığa alınması, ihraç edilmesi, onlardan doğan boşluğun giderilememesi, bazı okullarda öğretmen ihtiyacını had safhaya ulaştırdı. Konya merkezde dahi pek çok okulda eğitim açığı, öğretmen ben açığı. Ben şunu algılamakta çok zorlanıyorum. Yani bir yerde eğitim verecek öğretmene ihtiyaç varsa, ataması gerçekleşmesi gerekiyorsa ataması yapılır. Atama neden yapılmaz? Hükümet şeyi. Ya bu maddi imkanlarla alakalı bir şey. Muhakkak yani Maliye Bakanlığı'nın bu konuda ayırmış olduğu kadrolar var. Kadro yetersizliğindendir muhtemelen. Ama ülkenin en önemli gündemi olan eğitim konusunda
hükümetin bonkör davranması gerektiğini. Abi ben yanlış hatırlamıyorsam 99 yılı falan olması lazım. Yani o zamanlarda kimler mezun oluyorsa atanabiliyordu. Hatta farklı bölümlerden mezun olanlar da öğretmen açığı olduğu için, öğretmen ihtiyacı olduğu için özür diliyorum. Evet. Öğretmen ihtiyacından dolayı gidiyorlardı, öğretmenlik yapabiliyorlardı. Doğru. Yani o sistemden bu sisteme yani geçiş süreci çok saçma geliyor bana. Yani bir tarafta hakikaten öğretmene ihtiyacımız vardı ve kim eğitimliyse hemen gönderiyorduk devlet olarak. Oradaki gençlere öğretmenliği yapıyordu vatandaş. Evet. Ama şimdi milyonlarca insan var. Binlerce insan belki boşta bekliyor. Kimisi özelde çalışıyor. Ama kimse boş olmasına rağmen de atanamıyor. Doğru. Tabii o atamaların belli kriterleri vardı. Yani hangi bölümden mezun olursa olsun atanabiliyordu ama atanabilmesi için formasyon alması gerekiyordu. Liyakatı alıyordu yani. Liyakatı alıyordu öğretmen yeterliliğini. Daha sonra tabii bu arkadaşlarımızdan pek çok atanan, hali hazırda hala görev yapan, görevinde başarılı olan arkadaşlarımız var. Ha, başarısız olanlar da var. Yani öğretmenlik eğitimini tam olarak almadığı için olsa gerek. Hı. Başarısız olanlarımız da var ama çok başarılı olan arkadaşlarımız da var. Ama günümüzde bakıyoruz, öğretmen okullarından mezun olmuş, atanabilmek için KPSS'ye giren ve sürekli kadro bekleyen, ihtiyaç olmasına rağmen atanamayan pek çok öğretmenimiz var. Öğretmen adayımız var. Bunların bir an önce atamalarının yapılması gerektiği kanaatim. Farklı işlerde, meşgalelerle uğraşıyorlar. Belki de özeller, peki özel de sorayım. Özel sektörün biraz daha artış göstermesi katkı sağlar mı? İllaki. Sanki başka çare yokmuş gibi geldi. İllaki sağlar. Atanamayan insan ne yapacak? İşte ya özelde çalışacak, fırsat bulabilirse. Ya da işte pek çok tanıdığım insan var benim. Polis olan, öğretmenlik mezunu olduğu halde polisliğe müracaat eden, askerliğe müracaat eden, uzmanlığa müracaat eden. Hatta sanayide veya bir şirkette ön muhasebede şurada burada çalışan pek çok öğretmen arkadaşımız var atanamadığı için. Yani aslında öğretmenlik yapabilir, statüyü, prosedürü, evrakı, diplomayı her almış şey tamam. Ama o liyakatı sahip olmasına rağmen başka alanda iş bulmak kadro zorunda kalmış. Kadro yetersizliğinden dolayı evet başka alanlarda istihdam edilmiş. Peki hocam, eğitimle alakalı süreyi de değerlendirmek açısından Türkmenlerle ilgili çalışmaya da geçmek istiyorum. Ben 21. yüzyıldaki genç nesilden beklenti nedir dediğimde siz biz ümitliyiz, daha iyi bir nesil bekliyoruz dediniz. Evet. Her şeye rağmen. Ama eğitim sisteminde devamlı bir sistem değişikliği söz konusu oluyor. Önümüzdeki seneler için bir sistemde değişiklik olacak mı? Öyle bir bilgi var mı? Benim bilgim yok. Yani 5-6 yaşında altına inme planları yapılıyor şu an. Okul öncesinin biraz daha öne çekilmesi planlanıyor. O var. Tabii farklı söylemler var. Yani bizim de kulağımıza gelen işte sistem, 4+4 sisteminin yeniden değişeceği ile ilgili. 4+4+4 sisteminin yeniden değişeceği ile ilgili. 5+3'e dönüleceği gibi filan bir takım şeyler geliyor kulağımıza ama henüz resmi olarak ulaşan yani, bir şey yok. Yani benim de bildiğim en çok şu an 4+4'ten nasıl kurtulabiliriz tartışmasının söz konusu olduğu. Evet. Sizin o bahsettiğiniz herhalde 5+3 ya da 4+1+ farklı olabilir. Evet, hazırlık. O 5. sınıfı herhalde tekrar yerleştirmek istiyorlar. Nasıl yapılacağı bilinemediği için çözümü bulamadılar. Türkmenlerle ilgili bir yardım kampanyanız var, çalışmanız var. Evet. Bu arada Türkmenlere olan destekleriniz için ayrıyeten ben izleyicilerimiz adına da kendi adıma da özellikle teşekkür ediyorum. Evet. Bu yardım çalışmalarını nasıl yürütüyorsunuz ve nasıl bir amaç içerisinde devam ettiriyorsunuz? Tabii özellikle Halep'te ciddi bir abluka söz konusu. Bizler ülke ocakları olarak 22 Kasım tarihinde bununla ilgili bir kampanya startı ve başlangıcı yaptık. Kampanyamızın detayları şöyle. Oradaki Türkmen kardeşlerimize ulaştırılmak üzere işte özellikle önümüzdeki kış günlerinde kullanabilecekleri kışlık giyecek, battaniye, sünger yatak, kuru erzak, kuru bakliyat şeklinde su, bebek bezi, bebek maması, yetişkin bezi, bu tür ihtiyaç malzemeleriyle oradaki kardeşlerimizi bir ölçüde rahatlatabilmek için bir kampanya başlattık. Yani kışın ihtiyaç olunabilecek akla gelen
ne varsa tabii, desek yani herhalde. Bozulmayacak maddeler, konserve olabilir, konserve yiyecekler olabilir. Bir de şunu ifade edeyim, bu maddi noktada nakdi yardım almıyoruz. Yani öyle mi? Nakdi yardım almıyoruz. Yani insanların aklında şey olmasın diye tamamen aynı destek. O zaman hocam siz yönlendirmeyi yapacaksanız vatandaş da diyecek ki nereden ne alıp gönderebiliriz. O zaman bir yere gidecekler, yönlendirme ihtiyacı olabilir. Alacaklar. Yani istedikleri yerden alabilirler. Konya ülke ocaklarına hatta şu da olabilir. Bize telefonla ulaştıkları zaman gelin buradan şu malzemeyi alın dedikleri zaman Konya ülke ocakları olarak biz gidip oradan o malzemeyi kendilerinden teslim alıp depolarımızda istifleyip 4 Aralık'a kadar kampanyamız devam edecek. 5 Aralık'tan itibaren de ulaşımı sağlanacak bunların. Birkaç gün kalmış, çok da fazla evet. Zaman dilim yok. Peki yardımların dışında çalışmalarınız, ikili diyaloglarınız, ilişkileriniz Türkmenlerle var. Onların düşünceleri, duyguları neler söylüyorlar? Ülke ocakları olarak biz Türkmenlerin her zaman yanında olduk. Her konuda yardımcı olmaya çalıştık. Temasımız sürekli devam ediyor. Diyaloglarımız devam ediyor. Türk milletini onlar arkalarında sırtlarını Türk milletine dönmüşler. En büyük güvence olarak Türk milletini görüyorlar. Bizler de ülke ocakları olarak buna öncülük edip Türkmen kardeşlerimize destek olabilmek, millet şuuru içerisinde onlara gerekli yardımları sağlayabilmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Hocam daha açık sorayım. Mesela Filistinli bir gazeteciden şunu işittim. Her yerde de söylerim. Türkiye bize sözle ne kadar yakınsa biz de Türkiye'ye sözle o kadar yakınız. Türkiye ne kadar bize uygulamada, yaptırımda İsrail'e karşı yakınsa biz de onlara o kadar yakın olabiliyoruz. Bir anlamda benim bu sözden anladığım, biz her şeyi biliyoruz. Kimin nasıl yardım etmediğini biliyoruz dediler. Yani sözde olmuyor bazı şeyler. Mesela Türkmenler Türkiye ya da arkalarında birilerinin olduğunu hissediyorlar mı? Yoksa biz yalnız bırakıldık düşüncesine kapılıyorlar mı? Hissiyatlarını, duygularını merak ediyorum. Zaman zaman bu hissiyata kapıldıkları oluyor. Ama biz ülke ocakları olarak her türlü desteği sağlamak noktasında kendilerine taahhütlerimiz var. Bizim gençliğin kılavuzu diye adlandırdığımız ülke ocakları genel başkanımız Olcay Kılavuz daha öncesinde Türkmenlere tırlar dolusu yardımları bizzat eliyle götürüp teslim etti. Bu kampanyada da muhtemeldir ki yine aynısı olacak. Topladığımız yardımlar bizzat genel başkanımız aracılığıyla emin elleri. Bir de oradaki en büyük sıkıntılardan birisi de şu. Giden yardımların emin ellere ulaşıyor. Yani sahibine ulaşıyor olması önemli. Fırsatı kullanan, değerlendiren, fırsat düşkünlüğü yapanlar da var maalesef. Yani Amerika'nın PKK terör örgütüne havadan uçaklarla yiyecek ve silah yardımında bulunduğu bir coğrafyada siz de Türkmenlere elden teslimatı yapıyorsunuz. Evet. Yani bunun böyle karşılaşması lazım. Kimin nerede nasıl mücadele ettiğini, nasıl bir yaşam tarzı içerisinde bulunduğunu her şeyi bilmemiz lazım. Evet, bir tarafta PKK'sı var, IŞİD'i var, diğerleri var. Bunları böyle adlandırmaya hiç gerek yok. Hepsi bir yapı, düşman güruhu ve buna karşı yaşayan bir Müslüman kardeşlerimiz var. Siz de onlara ulaştırıyorsunuz. Aynı yardım kampanyanız 4 Aralık'a kadar 4 sürecek. Aralık'a kadar. 5 Aralık'tan sonra 5 Aralık gibi de yola çıkacak. Yola çıkacak. Bunun içinde Konya ve diğer şehirlerde de var değil mi? Diğer şehirlerde de var. 4 Aralık'ta illeri bölgeler olarak bu toplama merkezleri oluşturacağız. Tamam. Belli toplama merkezlerinde illerden gelen yardımları birleştirip ondan sonra genel başkanımızın öncülüğünde büyük ihtimal sahibine ulaştırmak için mücadele edeceğiz. Çok inşallah. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım, sonlandıralım. Ben bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi halkın nazarında ülke ocakları sadece işte disiplin kurallarının öğretildiği veya uygulandığı yerler olarak görülmekte. Fakat biz ülke ocakları olarak Eğitim ve Kültür Vakfı statüsünde hem eğitime hem de kültürel değerlere önem veren ocaklar olarak devam ettiriyoruz yaşantımızı. Bu noktada da ailelerin istedikleri zaman gelip ocağımızda bir bardak çayımızı içerek gençlerini, çocuklarını nerelere emanet ettiklerini kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Güvenle. Yani güven noktasında
Biz hep şunu söyleriz, işte ocağa gelen çocuktan madde bağımlısı, alkol bağımlısı, sigara bağımlısı olmaz. Ocağa gelen çocuktan terörist olmaz. Ocağa gelen çocuk Fatih olur, Alparslan olur, Başbuğ olur, Mustafa Kemal olur. Biz bu öğretilerle gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Asli, öncelikli görevimiz eğitimdir. Çocuklarımıza temel dini bilgiler noktasında, milli, kültürel, sosyal konularda eğitimler vermeye çabalıyoruz. İnsan yetiştiriyoruz, yani eğitim veriyoruz. Nesillerin eğitimi noktasında üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Mehmet Ali. Hem eğitim hem de kültür manası itibariyle maneviyatı da verdiğinizi ifade etmiş olduğunuz bir anlamda. Aslında işte tam bu yüzyılda eksik olan ve olunması gereken nokta bu. Okul Maraşal'dı herhalde. Maraşal Mustafa Kemal Ortaokulu. Bu sayede öğrencilerinize de buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Evet, öğrencilerime de selam. Selamlarımızı iletiyoruz. Değerli izleyenler, programı sonlandıracağız. 21. yüzyılda nesilden beklenti aslında ana tema meselesiydi bizim için. Çünkü biz gelecek nesile çok bel bağlıyoruz, ümit varız. Eğitimde ülke ocaklarının etkisini konuştuk. Konya Ülke Ocakları Başkanı Sayın Hasan Koçan bizimle birlikteydi. İstikamette yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.